Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık. Sağlık. Günaydınlar. Ege Üniversitesi Televizyonu ve Radyo Ege Kampüs'ün değerli izleyicileri. Bugün çocuğa dair her şey başlığı altında yeni bir konuyla karşınızdayız. Konumuz çok farklı. Özellikle benim meslek hayatımda da bu tür desteklerimizin olduğunu farkında olmadığım bir başlıktan söz edeceğiz. Özellikle çocuk hastanesinde çalışmamız dolayısıyla çocuk hastanesindeki sosyal hizmet uzmanlarının ne iş yaptıkları, neler yaptıklarını bugün tartışacağız. Çocuklarımıza, onların sağlığına dair ne gibi katkıları vardır? Bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Evet, konuğumu sizlere sunmak istiyorum. Konuğum Sayın Arda Tomba. Arda merhabalar, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Arda Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışıyor. Arda'yı ben yıllardır tanıyorum ama ne yaptığına dair en geniş bilgileri bugün sizlerle beraber ben de duymuş, öğrenmiş olacağım. Evet Arda, sosyal hizmet uzmanı nedir? İşini nasıl tanımlarsın? Neler yapar? Dünyadaki karşılığı nedir? Bu konularla ilgili ilk sorularımı yöneltiyorum. Evet. Yaklaşık 7 yıldır çocuk hastanesinde çalışıyorum ben, Ege Üniversitesi'nde. Sosyal hizmet uzmanı bireyin kendinden ya da kendi dışında doğuştan veya sonradan yaşamış olduğu herhangi bir problem, herhangi bir özür durumu veya yaşlılık veya herhangi bir desteğe ihtiyacı olan gruplarla yapılan sosyal bir çalışma. Sosyal hizmet mesleği özellikle son yıllarda ülkemizde okul sayısının artmasıyla, sosyal hizmet okullarının sayısının artmasıyla ve bu Avrupa Birliği süreciyle birlikte daha çok farklı alanlarda, farklı kurumlarda meslek elemanlarının çalışmaya başlamasıyla değeri ve önemi gün geçtikçe artan bir meslek haline geldi. Sosyal hizmet okulu ilk Türkiye'de 1963 yılında evet, Hacettepe'de açıldı. O zaman akademi olarak, sosyal hizmet akademisi olarak açıldı. Şimdi? Şimdi yaklaşık 30 okulda Türkiye'de sosyal hizmet okulu bulunmakta. Ege Üniversitesi'nde var mı? Ege Üniversitesi'nde yok. İzmir'de, Katip Çelebi'de açıldı. İşte İzmir sosyal Üniversitesi'nde. Sosyal hizmet uzmanı. Sosyal hizmet sağlık fakültelerinde. Yüksek okul mu? Hacettepe'deki yüksek okuldu benim öğrenciliğim zamanında ama şimdi iktisadi idari bilimlerinin içinde Hacettepe'de. Ama birçok diğer Türkiye üniversitede değil. Sağlık fakültelerinin içinde sosyal hizmet bölümü olarak devam ediyor. Avrupa Birliği'ne entegrasyonumuz, girmeye çalışmamız anladığım kadarıyla size bir ufuk, geniş bir iş alanı açmış gibi mi gözüküyor? Evet, öyle de diyebiliriz. Öyle ama diyebiliriz. Tabii hani aslında her alanda, sağlık alanında da, eğitim alanında da, işte adli alanlarda da, birçok alanlarda aslında sosyal hizmet mesleğine çok ihtiyaç olmakla birlikte okul ve meslek elemanı sayısının artmasıyla birlikte son yıllarda biraz daha fazla önem kazanıyor diyebilirim. Peki sen çocuk hastanesinde ne iş yapıyorsun? Senin asıl işin nedir? Tamam, eğitimi Türkiye'de 1963'lere kadar giden ben çok daha yeni olduğunu yani son 10 yıllık işte Avrupa Birliği'ne girişimizle gündemimize gelmiş olan bir meslek alanı gibi düşünüyordum. Çocuk hastanesi neler yapıyor? Çocuk sen? Hastanesinde 7 yıldır çocuk koruma birimi kuruldu. Çocuk istismarıyla çalışıyorum. Bunun dışında çocuk psikiyatrisinin yine adli vakalarının velayet davaları dediğimiz ya da işte istismar ihmal davalarında ailelerle çalışıyorum. Ve sonuçta yaptığım görüşmenin sonucunu çocuk psikiyatrisi ekibine raporlaştırıyorum ve onlar da mahkemeye karar süreciyle ilgili yazılar yazıyor.
Bunun dışında kronik hastalık tanısı alan tüm ailelerle yoksullukla ilgili yoksulluk temelli yaşanan sıkıntıların çözümünde ve ailelerin tedaviye uyum süreçlerinde, aileleri tedavi sürecine daha çok katma sürecinde de yer alıyorsun. Evet, ailelerle çalışıyoruz. Aslında evet. Esas konumuz seni ve yaptığın işleri tanıdıktan sonra aslında bu kronik sağlık sorunu olan çocukların bu tedavi süreçlerine uyumunu seninle beraber değerlendiririz. Senin bu konuda çok önemli işlerin var. Evet. Sen bu işlerde çocuklarla mı görüşüyorsun, ailelerle mi görüşüyorsun? Daha çok ailelerle. Çünkü hani zaten çocuğun devam eden bir tedavi süreci var ve bu hekim tarafından takip ediliyor. Fakat tedaviye ve tedavi sürecine uyumu aileleri de katarak daha işlevselliğini arttırma çabası içerisindeyiz. Yani aileleri yönlendiriyor musun? Ailelere kronik hastalıklarla ilgili ve tedavi süreçleriyle ilgili danışmanlık yapıyorum. Danışmanlık yapıyorsun. Evet, evet. Hani çocukla nasıl iletişim kuracak, kronik hastalık süreci nedir ve bu süreçte çocukla birlikte nasıl yol alacağız, çocukla kronik hastalık sürecini yürütmeyi, birlikte götürmeyi aileye anlatıyorum diyebilirim. Tabii hani bir dakika, burada şimdi yaptığın iş dolayısıyla bir takım kurumlarda bu görevi sanki psikologlar da yapıyor evet. gibi geliyor bana. Evet. Aslında kesişiyorsunuz veya farkınız nedir evet. o zaman? Yani yakın meslek grubuyuz. Onlar daha çok çocuklarla ve ruhsal tedavi süreçlerinin de içinde olan bir meslek grubu olmakla birlikte benim çocuk hastanesinde yaptığım iş daha çok aileleri sistemin içinde, tedavi sürecinin içinde aileyi daha etkin hale getirmek, aileye danışmanlık vermek ve çocuklarla bu süreci birlikte daha iyi nasıl götürebiliri aileye anlatmak. O zaman kronik hastalık bazında sen bizim gibi son adres, özellikle son adreslerde çalışan en ağır sağlık sorunları ile kişiyi daha konforlu yaratmaya çalışan hekimlerin en büyük yardımcısısın aslında. Evet, yani yani bizim hekim aslında şüphesiz bunları çok iyi biliyordur. Yani ama şöyle bir şey var, çok hasta sayısı var ve hekimin evet. hastaya ayırabileceği zaman çok yeterli değil. Şimdi tabii ki tanıyı ve tedavi sürecini hekim bizden daha iyi biliyor. Planlıyor, ama programlıyor, evet, tanıyı ama koyuyor. Aileye bu anlamda danışmanlık vermek ayrıca o aileye çok iyi geliyor. Yani hiç böyle düşünmemiştim diye çok yaklaşabiliyor. Ya da ben hiç bu kadar tedavinin içinde olacağımı düşünmemiştim. Oysa ki sanırım tedavinin hepsini hekimler yapıyor. Evet, kendisinin, evet, evet, annenin, babanın evet. bu işe bir katkısı olmayacağını yani düşünmüyor. Şeye alışkın insanlar. Doktor ilaç verdi, bir tedavi verdi. Biz bu ilacı içeceğiz ve iyileşeceğiz. Ama kronik hastalıklarda durum çok farklı. Yani aile aslında ömür boyu devam edecek. Evet, belki bir evet, yolculuğa çıkılıyor. Tabii. Ve hani hep anne babanın çocuğunu desteklemesi, onun yanında olması ve onunla iyi bir iletişim kurarak korkutmadan, kızmadan ya da otorite figürü olmadan, olmadan çok önemli bir başlık. Evet, onu yönetip bu sürece katkı sağlaması çok önemli. Hep şöyle düşünürüm, hep okuduğumuz ya da hocalardan da aldığımız bilgilerde çok iyi bir tedavi olabilir. Çok iyi terapi yapılabilir çocuğa, çocuk psikiyatrisi anlamında. Her şeyi çok iyi yapabiliriz ama aileyi yetiştirip, aileyi bu sürecin içine pozitif anlamda katmadığımız sürece çocuğa verilen bu desteğin çok bir anlamı kalmıyor. Özellikle yani aile sistemin içinde etkin yer olarak alması yer lazım, almalı. Yer evet, alması lazım. Evet. Peki sen ailelere danışmanlık yapıyorsun. Hatta şöyle de yorum yapacağım izninle. Biz hekimler, bir hasta geliyor, onun problemini çözüyoruz. Yani tanısını koyuyoruz. Onunla ilgili olan tedavi yöntemlerini planlıyoruz. Ama bazen
aileye hastalığı anlatma konusunda veya tedavi yöntemlerinin, kontrollerin uygulanması konusunda ulaşamadığımızı, bizi anlamadığını düşündüğümüz noktalar oluyor. Evet. O zaman bizim en büyük yardımcımız... Ben o zaman devreye giriyorum. Ve pek çok hekimin kronik hastalık bağlamında bu kadar önemli bir yardımcısının olduğunun farkında olmadığını düşünüyorum. Ne dersin buna? Evet. Yani son süreçte daha artmakla birlikte ilk başta ben de bu işi yapıyorum. Böyle de bir destek sağlamalıyız ailelere. Bunu çok kolay oturtmadık ama son zamanlarda daha iyi diyebilirim çocuk hastanesinde durum. Şimdi yardım hem hekime iyi geliyor. Evet, tabii ki. İşi daha kolaylaştırılıyor ve hasta hekimi daha iyi dinlemeye hazırlanıyor. Anlamak için hazırlanıyor. Tabii bir taraftan da işin diğer ayağı var. Aileye anlattığımız, verdiğimiz bilgi aileye iyi geldiği için bunun yansıması çocuğa geçiyor. Daha olumlu olacak. Tabii yani. Daha olumlu oluyor ve her iki türlü de aslında bir kolaylık sağlandığı oluyor. Tabii işin bir başka boyutunu daha anlatmak istiyorum. Aileyi bu şekilde kontrollerle ya da bu şekilde bilgilendirmeyle, danışmanlıkla kronik hastalık sürecinde düzenli kontrollere de gelmesi sağlanıyor. Yani kronik hastalık aslında uzun soluklu bir yürüyüş. Ve evet, kronik hastalıktan kastımız nedir mesela? Tip 1 diyabet tanısı almış şeker çocuklar. Bunun dışında metabolizma ile ilgili hastalıklar, yine çölyak ile ilgili. Yani farklı bir yaşam biçimini gerektiren ve ömür boyu sürme olasılığı olan sağlık sorunları, kronik sorunlar. Tabii. Hep görüşmelerimde şeyi fark ederim. Neden benim çocuğum? Evet. Ya da işte şok, inkar. Tabii ki reddediş. Bir kronik hastalık tanısı koyduğumuz zaman biz de bunu yaşıyoruz. Evet. Biz yaptığımız... Hayır, olamaz. Tabii. Bir de red var. Hani neden benim çocuğum ikinci sırada gelen bir soru. Hayır, doğru değil. Yanlış bu tanı. Evet. Hani bu anlamda ailelerle yaptığımız çalışma ayrıca bir önem de kazanıyor. Ailelere bazen siz nasılsınız? Bu süreçte siz nasılsınız dediğimizde bu da onlara çok iyi geliyor. Çünkü bizim hiç aklımıza gelmeyen bir soru yalnız. Çünkü ilk etapta sürekli hani tanı ve tedavi ile ilgili tahliller, işlemler falan. Aslında öbür tarafta kaynayan bir kazan var. Anne baba, ebeveynler kötü durumda, zor durumda olabiliyor. Ben şeyi çok iyi bilirim. Yaptığım aile görüşmelerinin sonucunda çok aileyi psikiyatriye yönlendirmişimdir ve onları da ruhsal olarak aslında iyileştirmek için farklı bir gözün görmesi bu anlamda. Biz çocukla uğraşırken aile, siz de aileyle uğraşıyorsunuz. Ek olarak aile gerekirse tedavinin psikiyatrisi de gönderiyorsun. Evet, çocuk psikiyatristleri çocukları çocuk psikiyatrisine öneriyoruz, yönlendiriyoruz. Hekimine söyleyip konsültasyon olarak. Olayı da biliyorsun. Evet, bir sürece de tanıksın zaten. Ve aileyi de yine erişkin psikiyatrisinin değerlendirmesini istiyoruz. Kronik hastalıklarda ilerleyen süreçte benim her hasta için tuttuğum dosyam var. Yani hekimler hastalarının izlem dosyaları vardır, poliklinik dosyaları benim de aile vardır. Dosyalarım var. Senin de sosyal hizmet uzmanının aynı hastayla ilgili, onların aileleriyle ilgili ayrı bir dosyam var. Ve çok güzel. 6 ay, 1 yıl sonra kronik tedavi sürecinde uyumsuzlukla veya herhangi bir sıkıntıyla geldiğinde en başta durum neymiş? Şimdi nereye ne durumda? Gelmiş? Biz ne önermişiz? Yapılan çalışmaların hepsi veri olarak elimizde ve bu şekilde de süreci de değerlendirme fırsatımız oluyor. Peki dünyadaki karşılığınız nedir? Avrupa'da, Amerika'da, gelişmiş ülkelerde? Tabii bizden çok iyi durumdalar. Mesela endokrin kliniklerinde, metabolizma kliniklerinde ayrı bir sosyal hizmet uzmanı çalışır. Hekim çocukla çalışır. Diğer tarafta sosyal hizmet uzmanı aileyle. Çocuk hastanesinde 13 tane ayrı bilim dalında bir kişi, çocuk psikiyatrisi de dahil olmak üzere bir kişi varken... Çocuk psikiyatrisinin ayrı iki sosyal hizmet uzmanı var ama ben çocuk hastanesinde tek çalışıyorum. Tek çalışıyorsun. Onlar da sırf çocuk endokrin kliniğinin... Metabolizma ayrı, endokrin ayrı. Onlar da Avrupa'da, Amerika'da böyle. Ben ilk bu işlere başladığımda çocuk hastanesindeki hekimlerle konuştum. Ya bu iş Avrupa'da nasıl yapılıyor? Ya da bu iş Amerika'da nasıl? Ben araştırdım, onlardan bilgi aldım falan. Sonuçta orada sistemin böyle olduğunu gördük ve biz böyle bir sistem oturttuk. Yaptığımız çalışmaları
kongrelerde de sunuyoruz. Aa, çok güzel. Bilimsel aranızda devam ediyorsun çalışmalarına. Burada önemli bir soru soracağım. Sen şimdi tamam ailelerle konuşuyorsun. Bizim yapmış olduğumuz işin görünmez kahramanı şeklinde en azından aile içerisinde o sorunun organizasyonunda yer alıyorsun. Hı-hı. Peki bu ailelere bunun dışında maddi destekler sağlamak, mesela çok ağır engelli hastalar, bunların bakımları, bu konuda da bir olanakların var mı? Şöyle, yasanın el verdiği ölçüde devlet özürlülere, kronik hastalıkları, yani özürlü raporu olabilecek kronik hastalıkları olan çocukların ailelerine bir takım sosyal ve yasal haklar tanıyor. Avrupa Birliği'ne girişimizle alakalı bunlar. Tabii. Yani son süreçte daha artmakla birlikte, öncesinde de bunlar vardı. 2222 sayılı kanun kapsamında ve 2828 sayılı kanun kapsamında bunlar vardı zaten. Ama son süreçte daha arttı diyebilirim. Şöyle söyleyebilirim, ağır özürlüdür raporu alan her çocuğun, ağır özürlüdür evet raporu alabilen her çocuğun evdeki gelir dağılımına da bakılarak ailesine evde bakım maaşı bağlanabilir. Bağlanabilir. Ne anneye kadar bu? Yani yaklaşık 800 lira civarında aylık. Bu anne evde çocuğuna baktığı için, yani çalışamadığı için. Çocuk çünkü onun raporu. Bakıma muhtaç ve anne çalışamadığı için, çocuğuna bakmak zorunda olduğu için anneye böyle bir yasal hak tanınıyor. Peki kronik hasta gidip geliyor hastaneye, işte yeşil kartları var. Ben biliyorum bazen gelemediği otobüs oluyor. Parası tabii olmadığı için kontrole gelemeyen çocuk, onlara bir desteğiniz oluyor mu? Biz hekim bu tarz yeşil kartlı hastalarla daha çok yatmayan, bunu yaşıyoruz. Yatmayan, ayakta bir hasta ama onun da parası yok. Ama gelip gidemiyor. Evet. İşte ya da şehir dışından buraya gelmek ekonomik olarak ciddi sorunlar yaratabiliyor. Tabii başka bir kentten. Biz hekime bu durumlarda hastanın o gün bizim hastanemize geldiğine ve tedavisini olduğuna dair bir resmi yazıyı imzalatıyoruz ve onunla birlikte hastalar kaymakamlıklara, sosyal yardımlaşmalara başvurarak yol ücretini sağlayabiliyor. İllerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklardan bu tarz yani yol parasını bile Tabii devlet, yani hani şöyle bir şey yok artık. Hani ekonomik olarak yetersizim, gidemiyorum diye bir şey yok. Yani gidip kaymakamlıklara böyle bir şeyle başvurduğunda, özellikle konu sağlık olduğunda, hastalar çözemediğinde ben devreye giriyorum. Yani burada yaptırım gücünüz var ve devlet sizi dinliyor. Şöyle. Yani bunlarla ilgili raporları rapor yazıyoruz tabii. Yani hiç o raporun karşılığında alamadığın bir durum oldu mu şimdiye kadar? Devlete yani, rapor ettiğin. Zaten aileyle görüştüğümüzde biz ailenin ekonomik durumunu, çalışma durumunu, işte demografik birçok bilgileri aldığımız için hani genelde ihtiyaç olabilecek aileyi az çok biliyoruz ve ona göre yazıyoruz. Onun için geri dönmüyor. Evet. Devlet sizi ciddiye alıyor yani. Evet. Benim tabii bu anlamda. Siz vatandaşla yoksul, sağlık sorunu olan, bir takım engelleri olan, kronik sağlık sorunu olan vatandaşla devlet arasındasınız aslında. Vatandaştan yana onun haklarını koruyan. Amerika'da son süreçte sosyal hizmet uzmanları için çocuk hakları savunmanı öyle mi? Gibi bir kavram ortaya çıktı. Ben çocuk böyle hekim olarak kendimi böyle düşünürdüm. Evet, çocuk hakları savunmanı. Hani savunmanı, çocukların hakkı olan çocuklar söz konusu olduğunda durum biraz daha farklı oluyor tabii ki. Devlet tabii ki ülkenin ekonomisini düşündüğümüzde çok hani ciddi sıkıntılar yaşanırken imkanlar dahilinde hastalığının durumuna göre tabii destekliyor. Evet, sunuyor. Evet, bu anlamda. Son 10 dakikamız içerisinde esas işinin ne olduğu çerçevesi ve kronik hastalık anlamında hekimlerin en önemli desteklerinden, hastaların ve ailelerin en önemli desteklerinden biri olduğunu görüyoruz. Peki bu kronik hastaların bazılarına biz sadece diyet veriyoruz. Mesela çölyak hastası diyelim. Kimine sadece tedavi veriyoruz. Kimine de tip 1 diyabet, çocukların diyabetinde de hem iğne veriyoruz hem de diyet veriyoruz. Evet. Şimdi bunları uyumuyla ilgili senin bu konuda çalışmaların var biliyorum. Sen ne gibi sorunlar görüyorsun? Hasta çok net şeyi seviyor. Bir reçete var, bir ilaç var. Bunu kullanıp iyileşeceğim.
kullanıyor yani. Evet, ilacı kullanıyor. Bu hasta için zor olmayan kısım. Zor olan kısım kronik süreçler. Bu süreçlerde hani beslenmeye dikkat etmek lazım. Özel bir beslenme programına uymak lazım. Mesela diyabetler, çölyaklar, metabolik hastalıklarda. Evet, evet. Hani bunlar biraz daha zor. Çünkü hani daha geniş perspektifli bir Peki buradaki zorluk aileden mi, çocuktan mı kaynaklanıyor? Yani genelde gördüğümüz çocuğun uyumu daha kolay. Ama tabii ki ailelerin uyumu, hastalığı kabul edişi, kabullenişi çocuklara göre daha zor. Çünkü çocuk daha küçük ve işlenebiliyor. Ama ailelerin önceden bildiği hastalıklarla ilgili ya da son yıllarda internetten araştırdığı şeyler de var. Bunlar da biraz işleri zorlaştırıyor belki. Görüşmeye gelmeden mesela internetten sağdan soldan birçok şey, işte böyle de bir sonuç olabilirmiş, böyle de bir şeyler olabilirmiş falan. Bunlar doğru mu gibi böyle telaşla geliyor, geldikleri de oluyor. Aslında onlara hep şeyi anlatıyorum ben görüşmelerde. En doğru bilgi burası. Buradan daha doğru bir bilgi yok. Zaten böyle bir şey olsaydı hastaneler olmazdı. Peki bazı hastalıkları biraz önce de konuştuk. Kabul etmiyorlar, şoka giriyor. Mesela evet, çölyak diyorsun benim en çok yaşadığım. Bu aileler bu gerçeği kabul etmesi konusunda neler yapıyorsun? Ya biz bir kere zorluyoruz ve senden yardım istiyoruz bu konuda. Onlara şeyi çok net anlatmaya çalışıyorum. Yani artık bu hayatımızda olacak. Bunu bazen dini inançlarıyla, bazen geleneksel olarak duyduklarıyla bir şekilde zaman içinde kabulleniyorlar. Yani tabii ki bu çok zor. Bir senin gözlük, pankreas ilişkin var. Şeyi anlatıyorum, tip 1 diyabetli ailelerin görüşmelerinde gözümüz bozulduğunda gözlük kullanıyoruz. Gözlük. Bu dışarıdan alınan bir destek, gözlük, lens. Bir diyabette de pankreas görevini yapmıyor ve biz yine dışarıdan destek veriyoruz. Yani bu gözlük kullanmak gibi bir şey. Görevini yapmayan bir organ var ve biz ona dışarıdan destek veriyoruz. Hiç böyle düşünmemiştim, dedi bir hasta yakını. Dedim yani böyle ve bu bizim hayatımızda hep olacak. Kabul tabii etmesi. Evet. Peki yorgunluk, ben çölyaklarda bunu çok görüyorum. Çok. Diyet yorgunluğu, kronik hastalık yorgunluğu. Evet. Yani onlarda zaman zaman çok görüyorsun. Evet. Çocuklarda da o yüzden zaten çocuk psikiyatrisi takibinden hiç çıkmamalarını istiyoruz. Aileleri de ben sürekli takip ettiğim için böyle artık hani benim bütün işim çocuğum. Anne babanın çocuğunun dışında yaptığı hiçbir şey kalmıyor. Ya da bütün enerjisini, bütün her şeyini oraya biriktirdiği için. En azından için, mesela bir diyaliz hastası ise böbrek yetmezliği. Evet. Haftada 3 gün. 3 gün diyalize geliyor. 3-4 saat hastanede onunla olmak zorunda. Başka tabii gün kontrolüne gelmek zorunda. Evet. Akşama kadar işte tahlillerini yaptıracak, hekime gösterecek. Yani sürekli koşturma, sürekli aslında koşturma içerisinde. Evet. Böyle olunca tabii aileler de yorgun düştüğü ya da işte zaman peki, zaman bu yorgun düşme veyahut da gerçekleri kabul etmeme konusunda sen entelektüel ve ekonomik düzeyi yüksek olanlar mı yoksa tam tersiyle mi daha çok sorun yaşıyorsun? Daha yüksek olanlarla biraz daha, daha fazla galiba. Çünkü hani bir şeyi bilmek ve farkında olmak bazen biraz daha zorlaştırabiliyor. Tabii bunu çok da sınıflandırmamak lazım ama ben uyumda, diyetlere ve tedavilere uyumda, entelektüel grup, eğitim düzeyi daha yüksek grupta mı daha çok zorlanıyorsun yoksa kültürel düzeyi düşük, ekonomisi daha bozuk grupta mı? Böyle bir ayrım yapabilir misin? Böyle bir ayrım tabii yani çok olmamak, bilimsel olmamakla birlikte klinik olarak gözlemlerimizden şöyle diyebiliriz. Eğitimin daha yüksek olduğu aileler bu anlamda daha zor. Daha çünkü diğerine sıfırdan bilgiyi veriyorsun, eğitimini anlatıyor hekimler ve biz görüşmelerde çocuk gibi o ve onu biliyor ve dinliyor. Evet, hani sıfırdan yani şey gibi oluyor bu. Hiç araba sürmeyen birine araba sürmeyi öğretmek daha kolay olur derler. Şey oluyor. Böyle peki bir şey senin olabilir. Program öncesi görüşmelerimizde birkaç ilginç
öyküm vardı. Hani aileler çocuklarını tedaviye getirmiyorlar veyahut da işte tedaviye uymuyor. Sen bu durumda hukuku da kullanıyorsun. Tabii. Bir metabolik hastalıklarla tabii ilgili bazı problemleri çözüyorsun. Hı. O öykülerle beraber bu kısal yönünü de anlatır mısın? Evet, tabii işinin? Ki. Şöyle bazen aileler şey diyor, işte hani benim çocuğumun bir sağlık problemi olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorum diyor. Hekim de diyor ki hayır, aslında var, böyle bir tanısı var. İşte tahlilleri, sonuçları bu. Böyle olunca tedaviye devam etmeliyiz. Riskleri var. Aileye bunu anlattığımızda aile kabul etmediğinde biz bunu bir sağlık ihmali olarak, ihmal olarak ya da olası bir ihmal durumu olarak işte Cumhuriyet Savcılıklarına, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine, bazen takibine zorunlu olarak getirilmesi için sağlık müdürlüklerine resmi olarak yazısını yazıyoruz. Çocuk koruma birimi ekibi olarak imzalayıp gönderiyoruz ve bir süre sonra ister istemez zorunlu olarak geliyor gelmek zorunda. Evet. Yani bizim hukuk sistemimizi çocukların lehine harekete de geçirebiliyorsunuz. Tabii, tabii. Çocuğu korumak zorundayız. Yani çünkü okula... çocuğun buna şeyi yok. Çocuk bunu bilmiyor. Bilmiyor, evet. Evet, çocuk belki de bilse kendisi gelir zaten. Ama aile bu reddediş içinde tedaviyi kabul etmediğinde bunlarla karşılaştığımız oluyor ve bildirimlerini de yapıyoruz. Bir diğer bahsettiğimde programdan önce şeydi, morbid obez dediğimiz bir çocuğumuz vardı. Çok aşırı kilolu. Aşırı kilolu. Ve tedavisinde anne baba boşanmış. Tedavisine bir bakıcı, yani birisinin ona bakması ve onun sabit birisinin evet onunla ilgilenmesi gerekiyor. Hı hı. Baba da çalıştığı için biz bu durumu Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne, yani yeni adı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı İzmir İl Müdürlüğü'ne bildirdik. 600 lira bu çocuğa ekonomik destek sağlandı ve bir bakıcı tutuldu. Artı bakıcı mı tutuldu? Yoksa 600, yok, 600 lirayı bakıcı için, böyle bir şey sağlandı. Hı hı. Bu çocuk taburcu olacak bu hafta içinde ve bakıcısı evde beslenmesiyle, diyetiyle, bütün her şeyle ilgilenecek. Zaten bir 15-20 kilo verdi. İnanılmaz bir şey yani. Evet. Hastanede bu anlamda kilo vermeye başladı. Evet, anne baba evet, ayrı. Anne ilgilenemiyor. Evet, ailede de bir sorun var. Mesela bu arada şimdi aklıma geldi hemen. İzmir'de bir aile var boşanmak üzere, evde 5 çocuk. Hı hı. Ve bu yangın çıkıyor evde. Hı hı. En büyük çocuk diğerlerini kurtarayım derken 3 kardeşini kurtarıyor. Hı hı. 1 yaşındakiyle en büyük abla diğerlerini kurtarmaya çalışıyor. 8 yaşındaki abla yanarak onlar çatı çöküyor. Şimdi orada hep komşuların, sosyal hizmet uzmanlarının geldiğini, annenin ekonomik durumunun da çok bozuk olduğu, hı hı, evde elektrik yok, su yok, kirayı veremiyor, baba, hı hı, başka bir yerde ve aileyi, anneyi ikna edemediklerini söylediler. Şimdi senin anlattıklarına o ailedeki o 5 çocuğun 5'inin de kurtulma şansı vardı herhalde. Yani şöyle şu anda bu olay yaşandıktan sonra bu 3 çocuğu şimdi aldı şu anda. Olay yaşandıktan sonra şöyle bir şey, arkadaşlarımız gitmiştir evet, sosyal hizmetlerden. Eğer çocukların korunmaya ihtiyacı varsa, barınmayla ilgili sıkıntıları varsa bunu korunmaya, çocukları korunmaya alabilirler, bir yuvaya alabilirler. Barınmayla ilgili sıkıntısı varsa bunları çözebilirler. Eğitim desteği sağlayabilirler. Aileye bunların danışmanlık sağlayabilirler. Devlet karşılayabilecek yeter, evet, ki düzgün adresi, yani sosyal hizmet uzmanını bulup onu belgelemesi, tabii, gösterilmesi lazım. Şey çok ilginçti, yani eve bakıcı tutacak kadar o çocuğun sağlığıyla evet, çünkü devletimiz ilgilenebiliyor. Evet. Çok güzel bir örnek bu. Eğer ki o çocuk kilo kontrolü sağlanmasa ileride kaybedilme riski var. Çok yüksek. Evet. Çünkü çok öldürücü, evet, düzeyde, evet, obezitesi olan bir çocuk. Evet. Son olarak senden hukukçularla, bakanlıklarla, bizlerle sürekli aracısın çocukların eline. Okullarla da tabii ki bağlantın vardır, tabii, herhalde. Tabii. Bir çocuğun bir kronik hastalık süreci olduğu zaman kimle görüşüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz son olarak? Hem okul idarecileri, hem sınıf öğretmenleri, ama en çok rehber öğretmenler. Rehber öğretmenler. Evet. Ailelerin çocuğun okulla uyumu nedir? Ailelerin çocuğun okul hayatıyla olan ilgileri, alakaları nedir? Ve tedavi süreçlerinde okulu
öğretmenleri nasıl katabiliriz? Nasıl katabiliriz? Onları da bu konuda bilgilendiriyoruz. Biz de ayrıca onlardan çocukla ve aileyle ilgili bilgi alıyoruz. Bilgi alıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Ağzına sağlık diyorum Arda. Tekrar konuk etmek dileğiyle. Evet sevgili izleyiciler, Türkiye'de hekimlerin sağlık sorunlarının en büyük desteklerinden olan bir meslek grubunu gördük ve kronik hastalıklar anlamında çocuklarımıza sosyal hizmet uzmanları üzerinden devletimizin ne kadar destek olduğunu ve pek çok olanak onlara açtığını gördük. Bu çocuklarımızın adına çok mutlu, çok güzel bir programdı. Ben de çok keyif aldım Arda'nın işlerini öğrenmekten. Haftaya çocuğa dair her şeyde başka bir başlıkta buluşmak üzere esenlikler. Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. Hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık.